5G teknolojisine de mi aynı şekilde bakıyorsunuz? Ya biz mesela 4.5G teknolojisindeyiz şu anda. Ben de geçen okumuştum. Çin 6G'yi yavaş yavaş test etmeye başlamış. Ama biz 4.5G'de kaldık ve Sayın Erdoğan da bu konularda biraz da sakin gitmekten yanaydı ve çok tartışılmıştı bu konular. Hükümetin 5G konusunda geç kaldığını düşünüyor musunuz? Ya bu Şöyle, şimdi 5G konusu çok önemli bir konu. Neden? Çünkü 5G ile birlikte IP versiyon 6 dediğimiz biraz teknik konular ama benim çalışma alanım olduğu için biraz girmek isterim. IP versiyon 6 dediğimiz yeni bir teknolojiyle artık evinizdeki buzdolabının bile internete bağlanabileceği bir teknolojiye geçiyorsunuz. Yani bugüne kadarki interneti ben hep öyle adlandırıyorum. İnsanların interneti gibi düşünelim. 5G ile birlikte olacak interneti nesnelerin interneti. Yani buzdolabının, klimanın İnternet evinizde bulunan bağlanması. internete bağlanması. Yani bizler şu an insanlar olarak interneti kullanıyoruz ama bir buzdolabının, bir klimanın interneti kullandığını düşünün. Bir robotun interneti kullandığını düşünün. 5G ile artık böyle bir devrim olacak. Dolayısıyla bağlanan cihaz sayısı çok artacağı için, çünkü dünyada 4, işte en son şeylerde 7 milyar gibi bir insan var. Bunun 4.5 milyarı, 4.6 milyarı internete bağlı bir fiil. Ama nesneleri bağladığımızda, yani her birimizin en fazla bir ya da iki telefonu var şu an. Ama evimizde bir cepte şey buzdolabımız var, klimamız var, televizyonumuz var, o var, bu var. Yani bir insan bir ya da iki IP'si varken bugüne kadar telefonla evindekiyle birlikte 10 ya da 20'ye çıkacak bu. Dolayısıyla internet altyapısının çok sağlam olması vesaire gerekiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir şey var. Tabii hükümetin burada ben teknoloji anlamında, internet anlamında diğer ülkelere kıyasla iyi adımlar attığını düşünüyorum. Bunun hakkını yine teslim edelim. Ama yine işte bizi kimle kıyasladığımız çok önemli. Yani biz dünyanın ilk 10 ülkesiyiz diyorsak ortalamanın üstündeyiz diye sevinmemize gerek yok. İlk 10 ülke ne yapıyor diye bakmamız lazım. 10'da nasıl 9'a nasıl 8'e geliriz diye bakmamız lazım. Yani bu şöyle bir şey. Biz hep konuşurken işte diyoruz ki ortalamanın üstündeyiz, çok güzel. İşte şöyle çok güzel, böyle çok güzel. Ama biz ortalamanın üstünde bir ülke değiliz. Yani Türkiye olarak lider ülke olmaya oynuyoruz. Lider ülkeler birbirlerine göre kendilerini kıyaslar. Yani Amerika ne yapıyor, İngiltere ne yapıyor ona bakmamız lazım. Almanya ne yapıyor ona bakmamız lazım. Bilim konuşuyorsunuz ama ülkemizdeki üniversitelerin haline bakar mısınız demiş bir izleyicimiz. Biraz böyle kızmış. Deva Partisi'nin üniversitedeki eğitimlerle ilgili projeleri var mıdır sorar mısınız diyor. Aslında haklı bir soru çünkü bu işler hep üniversiteden çıkacak işler olacak. Ne diyorsunuz bu soruyu? Tabii yani ben şöyle düşünüyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımız da birkaç söyleminde bahsetti. Şimdi Türkiye'nin bir problemler var. Örneğin ekonomi problemi var bugün. Adalet problemi var. Bence Türkiye'nin en büyük problemi adaletsizlik ve eşitsizlik şu an bakıldığında. Ama bunların çözümü bile 1 yıl, 2 yıl gibi sürelerde mümkün. Yani Sayın Genel Başkanımız da bir gün şunu dedi. Eğer dedi bir gün iktidara gelirsek adaletle ilgili konuların yarısını ilk bir ayda hızlıca çözebiliriz dedi. Çünkü ilk gün işte yargıçlara, işte hakimlere artık size telefon gelmeyecek. Tamamen özgürsünüz dediğimiz anda zaten onlar artık kendi özgür iradeleriyle karar vermeye başlayacak. Ve bu yavaş yavaş tüm sisteme sirayet ettiğinde aslında artık adaletsizlik problemi ortadan kalkacak. Ekonomiyle ilgili çok ciddi ve güçlü bir ekibimiz var yine adaletle ilgili vesaire. Bunların hepsi çözülebilir. Türkiye'nin bence en önemli problemlerinden bir tanesi eğitim. Bu süre gelen bir problem geçtiğimiz dönemden bugüne. Yani ben şöyle bakıyorum. Sıradan bir vatandaş olarak böyle bakıyorum bu arada. AK Parti hükümeti içerisinde en çok değişen bakanlık hangisi? Yani bu 18 yılda baktığınızda bunun cevabının eğitim, yani Milli Eğitim Bakanı olduğunu göreceksiniz. Yani tutarlı bir eğitim politikası ne yazık ki izlenemedi ve bunun sonucu işte yaklaşık 18 yıllık farklı değişen işte bir 4 artı 4 artı 4 bir işte üniversite sınavlarının bile isimlerinin değiştiği, sık sık değiştiği bir sistem. Bununla ilgili de Sayın Genel Başkanımız yine Ruhi Çenet'in bir programında sadece eğitim odağında bir yayın yaptı ve o da çok ciddi 500 bin, 600 bin sadece lise ve üniversite öğrencileri tarafından izlenmişti. Dolayısıyla eğitim bizim çok ciddi çalışacağımız ve çok stratejik olarak ele alacağımız bir konu. Bununla ilgili de Eğitim Politikaları Başkanlığımız var. Sayın Zeynep Hanım bu konunun zaten uzmanı ve kendisi çalışıyor. Dediğim gibi ben uzmanlığı olmadığım bir konu olduğu için içerisine girmek istemem. Ama bunu en önemli konularımızdan biri olarak ele aldığımızı ve Türkiye'nin eğitimli insanın, eğitimli iş gücü üzerinde çok ciddi partimizin kurulmadan önce 24 çalışma masası kurulmuştu biliyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Deva Partisi yarın iktidara geldiğinde birçok konuda ne yapacağı belli olan bir parti. Çalışma gruplarının karşısında işte ekonomide ne yapacak? Ekonomi Politikaları Başkanlığımız biliyor. Tarımda ne yapacak? Sektörel Politikalar Başkanlığımız onu biliyor. Eğitimde ne yapacak? Zeynep Hanım bunu biliyor gibi alanlarda ciddi çalışmalar olan bir parti. Tabii yani burada yapılan birçok yanlış var. Bu yanlışları görüyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Geçen yayında da söyledim. Hatta o bölüm biraz belki yanlış anlaşılmış. Onu da düzeltmiş olayım. Ben 16 yaşında olduğumdan bu yana
şu an aynı hükümet yönetiyor Türkiye'yi. Yani ben 33 yaşındayım, 17 yıldır aynı hükümet yönetiyor. 16 yaşındayken beri aynı hükümet var. Öyle vatandaşlarımız var ki şu an 25 yaşında, 30 yaşında yani seçme seçilme hakkı kazandı. 18 yaşından itibaren hala aynı hükümetin olduğunu görüyor. Dolayısıyla onlar artık bir değişiklik arıyor. Çünkü dünyayı da görüyorlar. Çünkü yeni yaş grubu, işte Z kuşağı dediğimiz. Yani ben aslında bu kuşaklara da isimlendirme anlamında çok şey yapmıyorum ama. Gençler çünkü, mi diyorsunuz genel olarak? Genç, yani benim genç için insanlar, evet, genç insanlar. Şimdi tabii son birkaç yılda dolar euro çok yükseldi. Bu bayağı olumsuzluk yarattı ama biraz öncesinde insanlar dünyayı geziyordu, görüyordu. Yani artık vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan işte 83 milyon vatandaş yurt dışına çıkıyor. Fransa'yı görüyor, Almanya'yı görüyor, İngiltere'yi görüyor, Amerika'yı görüyor ve oradaki sistemleri de görüyor. Yani artık bilgi çağındayız. İnsanlar seyahat ediyor, görüyor. Sonra ülkelerine dönüp ya bizde niye eğitim böyle diye düşündüğünde aslında çok üzücü bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü yetişmiş iş gücümüz belli bir noktaya geliyor. Türkiye'de ortaokul eğitimi alıyor, lise eğitimi alıyor. Üniversite eğitimine yurt dışına gidiyor. Ya da üniversite eğitimi Türkiye'de alıyor, yüksek lisansa yurt dışına gidiyor. Tam yetişip iş gücüne katılacak, yani bir değer üretecek. O işte filizlenme, işte tohumdan filiz aşamasına gelmeye kadarki sürecini Türkiye'de yaşıyor. Çiçek açma sürecini yurt dışında yaşıyor insanlar. Şimdi eğitimi çözdüğünüz zaman insanlar Türkiye'de kalıp, Türkiye'deki eğitim sistemine güvenip, çocuklarını Türkiye'de yetiştirmek isteyip, Türkiye'ye katma değer sağlamaya başlayacaklar. Bence bu o açıdan çok kritik bir nokta. Peki şimdi şöyle sorular da alıyoruz. Deva Partisi'nin ideolojik görüşü nedir? Yani sağcı mı, solcu mu, milliyetçi mi, liberal mi gibi sorular alıyoruz. Ama genel anlamda da Deva Partisi'nin liberal bir parti olduğu ve Avrupacı bir şekilde yönetildiğine dair de bir algı var. Bunu işte yorumlarda falan görüyoruz. Siz kendinizi liberal bir parti olarak tanımlıyor musunuz? Ya da bir siyasi ideoloji içine kendinizi sokuyor musunuz? Yoksa aslında inovatif siyasette, yenilikçi siyasette bu tarz kavramlar bitti mi diyorsunuz? Şöyle, Deva Partisi bir merkez parti. Yani bu net bir şekilde Sayın Genel Başkanımızın da, tüm kurucularımızın da söylemlerinde de var. Parti politikamızda da var. Yani bizim parti politikamızı açıp, yani bu sorunun cevabını bulmak için aslında çok basit. İnternet sitemize girip parti politikamızı okumak gerekiyor. Yani biz göreve geldiğimizde neler yapacağımızı yazıyorsa aslında yazdığımız parti politikamız aslında bizim nasıl bir siyaset izleyeceğimizi gösteriyor. İkincisi, bunun sorunun cevabı başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere diğer kurucularımızın ve Genel Başkan Yardımcılarımızın söylemleriyle ilgili. Biz yeni dönemde bir proje başlattık. Yakında duyuracağız ama buradan ilk defa sizin yayınınızda da paylaşmış olayım. Sayın Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben bugüne kadarki tüm söylemlerimin altına tekrar imza atarım diyor. Yani bunu hiçbir siyasi lider bunu söyleyemez diyor. Yani bugüne kadarki tüm kayıtları, tüm söylemlerimi getirsinler ilk siyasete girdiğim günden bu yana. Hepsi geçerlidir. Ben hepsinin altına imza atarım diyor. Ve bu önemli bir söylem. Biz de bunun üzerine bir proje başlattık. Babacan.nediyor.com diye. Buraya insanlar girip, bu yeni bir web sitesi, mikroblog dediğimiz, girip arama motoruna Ali Babacan IMF konusunda ne demiş? Yani 2009'da ne demiş? 2012'de ne demiş? 2015'te ne demiş? Bugün ne diyor yani diye bakalım. Parti sitesinin dışında bir site bu. Tabii tabii. Babacan ne diyor? Babacan.nediyor.com. IMF için böyle. Örneğin Alevi vatandaşların, Alevilerle, Alevi vatandaşlarımızla ilgili ne düşünüyor? Örneğin Kürt politikasıyla ilgili ne düşünüyor gibi. Yani hani söylemlerdir ya siyaset. Söylemlerini görebilmek açısından ve buradaki tutarlılığı da görecektir vatandaşlarımız. Yani orada bir arama yaptığında işte daha önceki söylemlerden bugüne yola çıkarak hem siyasi çizgimizi çok daha net anlayabileceklerdir. Genel başkanımızın ve partimizin. Hem de söylemlerimizin paralellerini de çok net görebileceklerdir. Bence Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin şu an bugünkü konjektürel durumda A politikası, yarın konjektür değişti B politikası, sonra tam düşmanınız olanlarla bir C politikası gibi şeylerden sıkıldığını düşünüyorum ben vatandaşlarımızın. Biraz daha dik ve net bir duruşa, ama bu duruş illa demek değil ki bağıracaksınız, çağıracaksınız. Zaten biraz bu birbiriyle koreledir. Yani eğer dik bir duruşunuz varsa bağırıp çağırmanıza gerek kalmaz. Yani sizin duruşunuz bellidir, söylemleriniz bellidir. Bu zaten vatandaşa ulaşır. Eğer duruşunuz ve söylemlerinizde değişiklikler varsa, bugünkü söyleminiz yarınkiyle çelişiyorsa, yarınki söyleminizi daha çok anlatmanız için daha çok bağırmanız gerekir. Çünkü dünle çelişmişsinizdir ve bunu daha çok bağırarak insanlara inandırmanız gerekir. Şimdi bizim böyle bir derdimiz olmadığı için, az önceki sorunuza da biraz daha da net bir cevap oldu bu. Yani bağırma derdimiz yok. Söylemlerimiz çok net. Parti politikamız çok net. İnternet sitemizde mevcut ve merkez bir siyaset güdüyoruz. Bunun nedeni şu: Türkiye'nin çok ayrıştırıldığına ve
düğüne inanıyoruz. Yani birçok konuda. A mı B mi? A grubundan mısın? B grubundan mısın? C grubundan mısın? D grubundan mısın? Bir taraf olan bir taraf olur. Bir taraf ol vesaire. Şimdi bunların dünya politikasında çok yerinin olmadığını görüyoruz 2020 ve bundan sonraki vizyonda. Biz bütünleştirici. Çünkü insanların artık televizyonu açtığında bir kavga, tartışma dinlemek yerine bir vizyon dinlemeye ihtiyacı var. Mesela ben bu yayınımızı izleyen insanların en azından biraz daha farklı duygular hissettiğini tahmin ediyorumdur. Çünkü yani zaten her yayın birbirinin aynısı olabiliyor. İşte aynı konular tartışıyor, aynı kişiler tartışıyor. Bunu yani insana farklı şeyler duymuyor artık. Farklı şeyler duyup, farklı şeyler düşünebilmeye, farklı şeylere değer verebilmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden Deva Partisi bunları önceliklendiriyor.